Herkese merhabalar. İstanbul Bank Sohbetleri'nde bu haftaki konuğum Nejat Yavaşoğulları. Bulutsuzluk Özlemi'nin efsanevi solisti ismi. Aslında efsane olan zaten Bulutsuzluk Özlemi. Dolayısıyla Nejat Yavaşoğulları da her daim gördüğünüz gibi genç. Değil mi? Teşekkür ederim bu iltifatlar için. Nejat Yavaşoğulları da her zaman efsane. Hoş geldin Nejat. Hoş bulduk. Anadolu Hisarı'ndayız. Harika bir mekandayız ve harika bankların üstündeyiz. İston Kent Mobilyalarının yeni tasarladığı banklardayız ve çok rahatlar, öyle değil mi? Evet, çok güzel banklar, güzel tasarımlar. Nejat, İstanbul konuşacağız tabii ki. Bank sohbetleri diyoruz. Elbette müzik de konuşacağız. Çünkü herhalde sizin gibi yaratıcı müzisyenleri etkileyen yaşadığınız mekanlar, şehir, hava, su, gördüklerin, mahallen vesaire de olsa gerek. Müzisyen olarak bunların, bütün yaşadıklarımın şarkılara doğal olarak geçmesini istedim. Ya da kendiliğinden böyle bir şey oldu. Ben yani şimdi şu burada çekim yaptığımız yerde yüzmüşlüğüm de var çocukluğumda. Nerede? Burada mı yüzüyordun? Burada. Wow. Her yerde yüzüyorduk da burada da yüzüyorduk. Ondan sonra yani çok anılarla dolu bir yer benim için Anadolu Hisarı. Benim aile büyüklerim buraya yerleşmişler. Denizci oldukları için motorları var ve derede motorları bağlayabildikleri için burayı seçmişler. Ve yani herkesin birbirini tanıdığı güzel bir balıkçı köyü mü desek, kasabası mı desek, öyle bir yerdi burası, Anadolu Hisarı. Peki hala aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? Balıkçı köyü, kasabası diyebilir miyiz Anadolu Hisarı'na? Çünkü balıkçılık, İstanbul'da çok şey değişti. Çok azaldı balıkçılık. Yani yine benim komşum mesela hala balıkçılığa devam ediyor. Ama onun dışında öyle büyük tekneler, büyük balıkçılar vardı. Onlar buralardan artık tamamen, onların çocukları, torunları o işleri yapmamaya başladılar. Yerli turist, turist falan gibi gezi tekneleri haline dönüştüler ki yani bu Türkiye'nin birçok yerinde de öyle. Burada benim anım çok, yani ilkokula buraya gittim. Şurada şu harabe olarak gözüken yer eski PTT'ydi. Ondan sonra bizi ilkokuldaki öğretmenimiz pul biriktirmeye heves ettirtmişti bizi ve ben de pul koleksiyonu yapıyordum. Ve her ay mı her hafta bir pul çıkıyordu. Gelip buradan pul alıyordu. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul, birinci sınıf buradaki okul yapılıyordu. Ortaokula Emirgan'a gittim yani. Yani bir boğaz çocuğuydum diyebilirim. Buradan motorla, vapurla Hayır, mı vapurla, geçerdin? Hayır, vapurla. Sabahleyin vapura biniyorduk. Yani bir maceraydı. 12 yaşında. Buradan vapura. Kaç sene önce diye sormayacağım. Kaç sene öncesini boş verelim. 12 yaşındayken vapura biniyorduk. Kanlıca'ya uğruyordu vapur. Kanlıcalı çocukları alıyordu. Oradan Emirgan'a geçiyorduk. İskelede inip o dik merdivenlerden tırmanarak bizim okula gidiyorduk. Şimdi o okul da şey olmuş. Sabancı Anadolu Lisesi olmuş. Bir eski eser bir binaydı, taş. Orada okumuştuk. Yani işte hava çok kötü olur, fırtına olurdu. Annem iskeleye gelir vapuru beklerdi falan. Sonra Haydarpaşa Lisesi'ne gittim ortaokuldan sonra. Buradan da ayrılmadım. Akademide okudum, Güzel Sanatlar Akademisi. Yine karşıya, Beşiktaş'a evet, geçtin yani. Evet. Yani hep bizim ulaşım şeklimiz vapurdu. Yani, peki hala aynı şekilde İstanbul'da vapuru kullanabiliyor musun? Eskisi kadar kullanamıyoruz. Çünkü burada iskeleden sabahtan akşama kadar 15-20 tane vapur kalkardı. Herkes vapur saatlerini bilir. Yani, vapura çok alışkındı buranın halkı. Şimdi düşünüyorum hani arabayla çıkıp şeyden diyelim ki Beşiktaş'tan buraya gelmek, böyle trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir saati kesinlikle geçiyor. Ama vapura bindiğiniz zaman 25 dakika sonra buradasınız. Meğer çok şanslıymışız yani. Annemle... Çok şanslıymışız eskiden İstanbul'da diyorsun. Evet, evet. Şimdi de aslında şanslı olabileceğimiz unsurları belki yakalayabiliriz. Mesela bir şeylere çözüm gelirse eğer, idealindeki şehir, idealindeki İstanbul ne? Yine o eski şansları yakalayabilmek için nasıl bir şehir tasarlarsın evet, kafanda? Yani bir kere şimdi kent aslında iyi düzenlenmişti. Bugün düşünürsek hani bu Cumhuriyet döneminin getirdiği heyecanla imparatorluktan kalan miras üzerine Atatürk döneminde Henry Prost gelmiş, Fransız şehirci ve İstanbul'un işte bugün Taksim Gezi Parkı dediğimiz yer,
Maçka Parkı, başka yerlerde parklar. Yani Maçka Parkı 2 numaralı park. 1 numaralı park da Vatan Caddesi'ndeymiş. Onu sonradan konutu açıyorlar. Yani kendi içerisinde dengeli bir nüfus da uygun. Çok rahatmışız yani toplu ulaşım dersek. Vapurları kullanıyorduk. Ondan sonra ama bugün geldiğimiz noktada bir kontrolsüz bir büyüme oldu. Aslında bunun tartışmaları da çok oldu. Yani ben mimar olduğum için evet, o konularda da yani mimar kimliğine soruyorum bunu. Evet, o konuların da farkındayız yani yıllardır tartışılan. Mesela derlerdi ki işte İstanbul kültür ve sanat şehri olsun, ticaret olsun ama hani sanayi burada olmasın. Fakat bugün geldiğimiz noktada hani özel izinlerle yapılan bu gökdelenler kentin silüetini çok fena bozdu. Çamlıca tepesine konan anten var ya, yani geçen günü ben onu sosyal medyada paylaştım, Instagram'ımda. Esasında o bir antenden daha çok bir alışveriş merkezi olarak yapılmış gibi. Mesela silüete nasıl tesir ediyor biliyor musunuz? Karşı taraftan eski yarımadadan gelirken Sarayburnu'na doğru, yani Ayasofya'nın Sultanahmet'in arkasından o yine çıkıyor. Hani bu taraftan baktığımızda da o 7-24 blokları var surların hemen önünde, evet, Yedikule'de. Evet, evet. Onların silüeti de nasıl çıkıyorsa Çamlıca Tepesi'ndeki o antenin de silüeti öyle camilere nereden basıyor. Nereden bakarsan bak, evet, ondan bir şekilde sonra çıkıyorlar. Hatta o Acıbadem'e yapılan işte o Katar Şeyhi'nin bloğuydu galiba. O da böyle köprüye yaklaşırken şeyden, Levent tarafından, yani silüete çok kötü tesir ediyor. Yani sonuçta İstanbul bu hale getirildi. Son yıllarda olmasaydı biraz fazla iyi olurdu. Yani dedi. Biz bir Avrupa kentlerini gördüğümüz zaman bazen çok fena içimiz cız ediyor, üzülüyoruz yani. Bizim kentimiz aslında coğrafya olarak çok muhteşem bir şeye sahip, yere sahip ve en azından hani üç imparatorluk diyorlar ama iki Bizans ve Osmanlı'nın da yapısal mirasına da sahip ve bunlar paha biçilmez şeyler yani Galata Kulesi olsun, Bozdağ'ın evet, kemeri olsun, ne bileyim surlar olsun, bizim ilave ettiğimiz şeyler buna işte camilerimiz, o Türk mimarisi dediğimiz ahşap bir yapı kültürü. Yani bunlar çok güzel. Her ne kadar yitirildiyse büyük bir kısmı, yine de elimizde olan şeyler var. Onların kıymetini iyi bilmeliyiz. Yani bu kentin tekrar canlı hale getirmek, kültürel hayatını da biraz canlandırmak bunun için gereklidir diyor. Birbirine çok bağlantılı şeyler değil mi? Evet. Yani betonlaşırken mesela doğayı aslında doğadan daha uzaklaşıp yeşili yok edip betonlaşırken kültür sanat da mı uzaklaşır? Tabii uzaklaşıyor. Neden birbirine bağlantılı? Ya mesela tiyatrolar vardı eskiden. Ondan sonra güzel sinema salonları vardı. Birçok sinema salonu gitti. Hadi diyelim sinemanın dönemi geçiyor ama başka şeyler olabilirdi belki. Bugün mesela konser verilecek kapalı alan, herkesin kullanabileceği yerler yok. Yani orada bir iş merkezi yapıldı Zincirlikuyu'da. Yani işte büyük konserler orada, millet sıraya giriyor. Özel bir şirketin binası. Halbuki bunlar daha kamusal olmalıydı. Bir ama şimdi açık hava ama şimdi farkındaysan var. O kent ormanlarında, evet, ve parklarda şimdi, bahçelerde çok ciddi kültür sanat tiyatro gösterileri var. Evet. Konserler de yapılıyor. Belki siz de görürüz öyle bir gün. Evet. Yani şimdiki belediye yönetimimizin buna çok önem verdiğini ben biliyorum. Fakat bu koronavirüs hikayesi maalesef ve bir de oraya pandemi girdi. Olayımız birçok şeyi engelledi. Evet. Umarız bu karantinalı sorunlu günler bir an önce biter de inşallah kent eski cıvıltısına tekrar kavuşur. Yani bir kere kültürel olarak yükseltmemiz lazım İstanbul'u. Yani bunda işte festivallerin, müzik hayatının, ondan sonra müzelerin falan önemi çok fazla. Biz daha önceki yıllarda 90'larda daha çok ben bunu gözlemledim. Yani bizim o sırada şimdi kapanmış bulunan bir isim vereyim mi bilmiyorum.
bir şeyde özel sever müzik mi? Kafede. Hı. Her hafta müzik yapardık. Ah, anladım ben tabii. Evet. Ondan sonra ve yani bize memleketimizdeki dinleyicilerimizin geldiği gibi yabancı dinleyiciler de gelirdi ve bizim çaldığımız yerden çıkıp karşıdaki şeye gidip başka bir müzikli bara gidip orada devam ederlerdi ve sonra da konuştuğumuzda bize ya İstanbul çok canlı, bu İstanbul'daki bu hareket ve canlılık Avrupa'nın büyük başkentlerinde bile bu kadar değil diye ve o nedenle İstanbul'da biraz moda haline geldi ve turist çekti. Yani İstanbul'a geldiği zaman insanlar gidip de işte o sadece denizi seyretmek, bilmem ne Ayasofya'yı gezmek, Sultanahmet'i gezmek, Kapalı Çarşı'yı gezmek değil. Aynı zamanda sokaklara dalıp buradaki İstanbullularla birlikte birlikte bir keyif almanın da tadını çıkartıyorlardı. Bu önemli yani. Yine mesela son zamanlarda böyle bir yer var ki artık buluşma noktamız değil mesela Taksim Meydanı. Neden? Artık oturma alanlarımız kayboldu son yıllarda. İşte büyük bir beton yığını oldu. Evet. Eskiden Taksim Meydanı'nda buluşulurdu. Hatta işte aynen böyle banklarda evet. Oturulur. Benim, sohbet, benim muhabbet edilirdi. Şimdi hiçbiri yok. Önünde Taksim'de diye şarkım var. Taksim'deki postane binasının önünde buluşulurdu mesela. Şimdi onların hepsi kayboldu. Esasında kentin eski ögelerini yok etmeyeceksin. Mesela bir örnek vereyim. Tünelde İstiklal Caddesi'nin giriş tarafında orada bir gazete mecmua satan, dergi satan bir bayi var. Ben mesela onu 5 yaşımdan beri hatırlarım. Yani ne kadar güzel. O babadan oğula geçiyor. Ondan sonra Nişantaşı'nda da vardır mesela böyle. Gazeteni evet. Veya dergini alıyorsun. Alırsın. Böyle yerler vardır. Bir tane de Nişantaşı'nda bir büfe evet. Var. Babadan oğula geçmiş vaziyette. Evet, şimdi oğlu var hatta evet. Doğru. Yani bunlar kaybolmamalı. Kaybolmamalı evet. Evet. Bazı adetler, bazı yani gelenekler, bazı insanlar, tabii, bazı mekanlar. Eski bir dondurmacı mesela kaybolmamalı. Şimdi Beatles grubunun Liverpool'da çıktığı Cavern Club diye bir yer var. Orası şu anda müze haline gelmiş. Tabii ki biz hani Beatles grubu kadar dünyaca meşhur bir grup değiliz ama mesela bizim de işte çıktığımız yerde birçok müzisyen sahne almıştı ve Türkiye'de de öncülük etmişti o mekan. Hı hı. Ondan sonra onu mesela geldi oraya birisi satın aldı binayı. Hani ben bir yazı bile yazdım bir yerde yani bina alınabilir ama o mekanın yaşaması lazım. Yani bu böyle burada şunlar çıktı, plakalar çakılıydı işte şu yabancılar. Bugün bizim bütün Türkiye'nin tanıdığı insanlar hep orada sahne almış olan insanlardı. Ama mesela yok şu anda kapalı duruyor, önü hatıralar kapalı. Hatıralar işte, silindi yani. Projeyi tasdik ettirtemiyorlar, yukarıya otel yapacaklar falan yok oldu. Yani bu banklara gelince bizim bu Anadolu Hisarı Kalesi'nin rahat içerisinde. Rahat geldi galiba banklara geldi sonunda laf. Anadolu Hisarı Kalesi'nin içinde eski bir havuz vardı. Yine o 1929'da yapılmış. Buradan sahil yolu o zaman geçmiş. Daha önce sadece vapurla ulaşım sağlanırmış. O eski bir havuz vardı. Havuzda kırmızı balıklar yüzerdi. Biz hani çocukken hep gelip benim orada resimlerim de var. Yani karda marda annemden gelip çektirmişiz. Yani havuza bakardık o kırmızı balıkları görürdük. Orada banklar vardı. Böyle koyu yeşil renkli. Kenarları demir, dökme demirden. Evet, evet. Dökme demirliydi dökme bir demirden. Zamanlar evet. Evet. Yani yine öyle şeyler olabilir. Şimdi İstanbul'un çeşitli yerlerine yapılıyor. O evet. Dokuya ait, o semtin dokusuna ait. Belki bu yeni tasarım banklarda görebiliriz evet. Öyle şeyler. Bazı bilmiyorum böyle tabii. Şey küçük meydan gibi yerlerde. Hani Anadolu Hisarı gibi diyelim böyle. Şimdi tekrar bir turistik dönem başladı burada. Dere kıyısında kafeler arttı. Evet. Küçük suda birçok mekanlar açıldı. O öyle yerlerde bu şimdi elektrik rahat direkleri rahat. Mesela aha. Elektrik direkleri öyle o yine dökme eski şeylerden olabilir. Döküm veya özel evet. Tasarım olabilir. Yani burada karayollarının kullandığı elektrik lambaları o gibi şeylerin böyle yerlerde
Kent mobilyası bir kent için çok önemli diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Çünkü gerçekten orada yaşanmışlık başlıyor, evet. Paylaşım başlıyor, öyle değil mi? Yani şimdi İSTO'nun dediğim gibi o yeni tasarımlarıyla belki de büyük olasılıkla bu sohbetler, paylaşımlar, birliktelikler daha artacak. İnşallah evet. Pandemi belasından da kurtulursak ama kent mobilyasının kente, yine mimar kimliğiyle soruyorum sana, katkısı ne? Ya bir kere hani insanların tabii rahat ki etmesini, parklar ve bahçelerde bu. Yani rahat etmesini sağlayan bir şey. Hani bir yürüyüş yapan birisi hep yürüyecek değildir. Bir yerde de biraz oturup soluklanacaktır ve o zaman da bir kent mobilyasına ihtiyacı var. Kent mobilyası derken sadece oturma elemanlarını görmeyelim. Tabii ki. Hani bu yol gösteren levhalardan tutalım. Çöpünü atacağı ünitelere kadar. Geniş bir alan. Kendine özgü tasarımlar olursa tabii ki çok güzel olur. Şimdi burası romantik paylaşımların da yeridir tabii banklara. Eskiden böyle o neydi, anahtarlarla, paralarla isimler kazanırdı. Evet. Artık yapmayalım lütfen böyle şeyleri. Sahip çıkalım. Ya o da lütfen, belki bir zarar yaşanmıştır. Vermeyelim. Mesela diyelim ki bir banka gelip birisi yıllar sonra oturdu. İşte Ali Ayşe'yi seviyor yazıyor. Düşünsene anneanneyle Ali ile nedeni Ayşe görüyorsun oturuyorlar mesela. Tekrar oraya gelip torunlarına da gösteriyorlar. Bak biz bu isimler bize ait diye. Bak bunlar biziz diye. Evet. Ama ben şimdi bunlara kıyamam, çok güzeller. Evet. Peki tabii aşklar, romantizmler yaşanmıştır. Şarkılar yapıldı mı banklar üstünde? Neşat Bey, size soralım. Yapıldı. Ben yani toplumu hep gözlemleyen birisiyimdir. Aslında hani benim bu vapur yolculuklarım bu işe çok faydalı oldu diyebilirim. Ve yani vapurda bir şey yapamazsın. Ya bir şey okuyacaksın veya bulmaca çözeceksin veya gözlem yapacaksın veya şarkı sözü yazacaksın. Onlar hep oldu hayatımda yani. Sen tabii hep ki, vapurlarda mı yazdın genelde şarkı sözlerini yani? Buradan o mu çıkıyor? Hepsini değil. Ama bir kısmı oralarda çıkmış olabilir. Bu kadar çok vapurla karşıya evet. Git gel tabii en mesela güzel. Mesela bir şarkımda şu var. Çok vakitler kaybetmiştim otobüslerde, vapurlarda. Çünkü biz eskiden kamusal araçlarla asıl birikim çağlarımızda kamusal araçlarla gittik geldik. Otobüs bekledik. Ikış tıkış bindik tabii. Falan filan. Ondan sonra öğrencilik yıllarında evet. Ve şey de uzun olunca söyleyin adını, hani yol buradan. Hı. İstanbul'la böyle bütünleştirdiğin, yaptığın bir şarkı var mı? Ya mesela ya da benim, herhangi bir semtle mesela. Şimdi bu kadar konuştuk ama senden bizi izleyenler ne bekler ki? Bir gitar, bir şarkı. Çok şey var. Mesela benim hayatımda İstanbul'un birçok yeri geçer yani sonuç olarak. Ama burayla ilgili de mesela benim gitar yeni öğrendiğim günlerde beste yapmaya çalışıyorum devamlı. Konu arıyorum. Burada eski bir balıkçı var. Onunla ilgili bir şarkı yapmıştım. Daha benim yaşım 16-17 idi. Mesela bu semtin, burada yapılmış. Evet, evet. Hatta buralarda yapılmış tabii, adam, bir şarkı. Adamın bir sandalı vardı. Çok huysuz birisiydi. İsmi Korsan Mırık'tı ama Korsan Mırık dendiği zaman sinirleniyordu. Onun lakabı çünkü. Bir de Barbaros dedikleri zaman gençler siniri tepesine atıyordu. Tek başına yaşayan bir adamdı yani. Çok güzel. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Hadi dinleyelim. Doğduğum köyde bir adam yaşar. Balıkçılık yapardı. Değişmez üç dostu vardı, deniz, martı ve sandalı. Dostları onu arardı. Başında saç yoktu ama hiç aldırmazdı. Sanki uzun saçlıydı. Fakat gençlerle nedense yaşamazdı, çünkü onu Barbaros diye kızdırırlardı. Kızdığına bakmadan ölmeden bir anlasa
Halil amca, Halil amca, kalbimizde yaşıyorsun. Halil amca, Halil amca, kalbimizde yaşıyorsun. Korsan vurur, korsan vurur, kalbimizde yaşıyorsun. Halil amca, Halil amca, kalbimizde yaşıyorsun. Evet, bu benim aşağı yukarı ilk bestem yani. Halil amcayı şurada gördüm, evet. Barbaros'u. Huysuzun tekiydi. Huysuz, ama buradan hani gelip oldu. Geçerken bu dünyadan isim bırakmış insanlardan biri bu Anadolu Hisarı. Özellikle de senin için bırakmış zaten, evet, evet. Bestelere kadar isim dökülmüş, ne bilse kadar güzel. Bilse kendi adına şarkı yazıldığını ama bilmiyor. Sanki buradaydı az önce, şurada arkada oturdu, dinledi gibi geldi bana. Çok güzel. Umarım şey öyledir. Bu kentten bu kent daha da gelişecek, daha da güzelleşecek. Sizin gibi müzisyenlerin aslında daha iyi etkilenmesini diliyorum. Çünkü siz attığınız her adımda, aldığınız her solukta aslında esinlenerek besteler yapıyorsunuz, tabii. Yaratıcısınız. Yani benim şarkılarımda İstanbul, buram buram İstanbul var. Yani Güneşimden Kaç şarkısı, günlerden bir gün kara kışın sonuna doğru, gün güneşliydi o gün, kendimi azat etmiştim, rüzgar beni bir sahile götürmüştü. Bir yer bulup oturmuştum, bir türkü tutturmuştum, bir yer bulup oturmuştum derken Aşiyan'daki Orhan Veli'nin heykeline doğru söylenmiş bir söz aslında bu. Yani oradan tutalım. Taksim meydanıyla PTT'nin önünde Taksim'de, İstanbul'uz. Yani çok şarkı var. İşte evinde gitarın var mı, gidelim öyleyse. Yani vapur gelmiyor iskeleye, sis oluyor falan, öyle bir hikaye yani sonuçta. Güzellikleriyle inşallah bu şehir bize daha da ilham olacak. Size daha da ilham iyi olsun. Olacak. Bize sizlerle, umudumuz sizin sanatlarınızı da yaşayalım. Umarız belediyemizin de çalışmalarıyla daha her açıdan daha güzel ve yaşanılabilir bir şehir elde etmiş olacağız. Buradaki umut bence son zamanlarda duyduğum en güzel sloganlardan birinde. O yüzden umut çok fazla yaşarıyor. Belki de İstanbul'un içinde. İstanbul senin diye yola çıkıldı. İstanbul, evet. Senin Necat Yavaşoğulları. Evet. Bize şöyle bir İstanbul çizer misin? O muhteşem müzisyen, sanatçı ruhunla ve mimar kimliğinle. Şöyle gözlerini kapat, bana bir İstanbul anlat ve sonra veda edelim. İstanbul'u nasıl anlatacağım bilemiyorum ama. İdeal bir İstanbul, İstanbul anlat. Mavi ve beyazın da birleştiği bir kenttir. Yani bulutlar beyaz, gökyüzü mavi, deniz mavi, martılar beyaz. Ve insanları da aslında insanları da güzeldir İstanbul'un. Diyelim ki Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden buraya insanlar gelir ama bu İstanbul kazanında onlar da zaman içerisinde birer İstanbullu olarak kendilerini buluverirler. İstanbul'umuz güzel. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de o parmaklarına sağlık ve o harika sözlerle de inşallah devam edeceğiz hep seni dinlemeye. Harika bir bank sohbetiydi, öyle değil mi? Ama bitmeyecek. Daha kimler kimler gelecek, geçecek bu banklardan, bank sohbetlerinden. Hep İstanbul'u konuşacağız. İdeal İstanbul'u, ideal İstanbulluyu diyeceğiz belki. Necat Yavaşoğulları bu hafta konuğumuzdu. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim.